Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Derse çalışarak geldim. Yani tombala tarzı açar gibi ders yapmadım diyorum. Çok bayağı yer vardı ama onlardan seçeyim veya mesela bu gündelik hayatta kadınlar yuvalarına dönmese ne olur? Bir o konu vardı. Bir de insan bu kadar şeyi duyduğu halde teklif ediyorum size. Bu konumu. Bu kadar mevzuları duyduğu halde bu kadar şey okuyoruz, dinliyoruz. Ne o bir şey olmuyor? Bu var konu. Bir de doğru düşünmeli, doğru yapmalı. Bunlar nasıl olacak? Davut Aleyhisselam'ın kitabında yazıyor. Arapça, Farsça değil şu anda söyleyeceğim. İbranice de değil. Kemoşta, kematoşta, ionoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı diyor. Kemoşta, kematoşta, ionoşta. Ondan kalmış bir veciz cümlesi. Bu üç tane şey söyledim. Önümdekini mi yapayım? Peki. Üçü de hazırdı. Onun için iki tane kitap getirdim. Üçü de yaptım. İkincisi. İkincisi neydi? Dinlediklerimiz babamı neden tesir etmiyor? Ha. Hayatımızı değiştirmiyor. Evet. Ona mı yapalım? Olsa da olur. Peki değiştiriyorum. Bak sayfa benim hiçbir zaman zaten istediğim oldu. İnşallah öbür tarafı olur hocam. İnşallah. Hakikaten pek olmuyor. Hemen değiştiriyorum. Buradan gireceğim. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın duyguları, yani gözü, kulağı, aklı, efkarları, düşünceleri, şimdi kitap okuyoruz, ders dinliyoruz. Kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit okunan ders giriyor içeriye. Buradan giriş yapacağım. Burada esas anlatacak. Nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Şimdi içeriye geliyor. Kulaktan girdi, gözden girdi, burundan vesaire. Fakat içeride kimse yok. Kimse yok derken var ama birbirine karışmış. Şöyle diyeyim, bir devlet memuru düşünün. Herkesin bir işini yapıyor, sonra dosyayı atıyor depoya. Depoya attı. Onun için de attı. Sonra lazım olacağı zaman onları nasıl bulacak? Ek yapacak, onun üzerine işlem yapacak. Yapabilir mi? Yapamaz. Çok zor olur. Diyor ki, evlenirken gayrimeşru olmasın diye nikah olması lazım. O sana haram helal olsun diye. Bu derslerin de sana mal olması için o nikahta ne şart vardı? Mehir. Öyle mi? Muhakematta anlatıyor. Eyvallah. Mehir şart. Yani haram helal ediyor. İki tane şahit, bir de mehir. Bu derslerin bize namahrem değil de mahrem veya mahremi namahremi çeviren mehir nedir? Dikkattır. Yani dikkat öyle bir sokak tabiri değil. Üstad muhakematta diyor ki dikkat bir latifedir. Bu derslerin bize mal olmasına verilecek mehirdir. Dikkatle dinlersek kendim yaralarıma, kendi ihtiyaçlarıma diye mesela ya bu ders ben daha önce de biliyordum dediğin zaman o dikkatin devredişi yapıyorsun. Ondan sonra girmiyor. Şimdi burada da dedi ki gözden, kulaktan, burundan vesaire tarafından içeriye girdi. İçeride onu tasdik edecek, onaylayacak bir sistemler yok. Var,
birbirine karışmış. Şimdi ona ait bir hatıramı nakledeceğim size. 2004. Almanya'da imamım. İmam olunca orada demek kadi sensin. Her şey. Her şey sen gidereceksin. Orada ben bundan anlamam diye bir şansın yok. Adamlar geldi. Rahatsız. Dedim ben bu işten anlamam. Sen hocasın dedi. Sen öncekileri bilmiyor musun? Burada hoca olan her şeyden anlayacak. Cenazeyi de yıkayacaksın. Nikah da yapacaksın. Bizim sıkıntılarımızı da gidereceksin. Namaz da kıldıracaksın. Mevlüt de okuyacaksın. Her şey yapacaksın kardeşim. Bu böyle. Ondan sonra böyle bir olmuştum. Sonra bu hastasıyla meşgul olurken hakikaten bilmiyordum yani. İlk defa ömrümde rastlıyorum. Bir şey okuyordum. Hasta. Zor tuttular dört kişi derken bayıldı. Başkası benimle konuşmaya başladı. Bunlarla konuşamaz. Bırak beni. Adam bayılmış. Ama ilk defa diyorum yani. Farklı bir kişilik var. Ondan sonra şeytan. Abi benimle ne alakası var? Dedim ki ona. Ya dedim Almanlar var dedim. Onlara niçin musallat olmuyorsunuz da? Bunlara, bu Müslümanlara ne istiyorsun bu adamı? Dedi ki. Sen ahmaksın. Böyle konuşuyor. Ahmak. Niye dedim ahmak? Sen dedin. Ay böyle yavaş yavaş anlatıyorum. Ben size izle anlatıyorum. Boş kargas eve girer misin dedi. Kargas var ya direktliği. Yok dedim. Bunlar dedi. O kendi devre dışı yapmış olduğu kişi. Bunlar kafir diyor. Ben de kafirim diyor. Burada hiç kimse yok. İçerisi bomboş. Kargas ev gibidir. Bize dedi Müslümanlar zevk veriyor. Çünkü içeride oturuyorlar diye. 23. sözü hatırladınız mı? Bir saraya denk geldim. Baktım içinde kimseler yoktu. Baktım içinde insanlar var. Hatırladın mı? İçindekiler dışarıya çıkmış. Hatırladın mı? Biliyorsun. Aynı şeyi anlatıyor. Müslüman bize zevk veriyor. Niye? İçi dolu diyor. Diğerleri, affedersin özür dilerim dediğini söylüyorum. Ağzından girip kıçından çıkıyoruz, kıçından girip ağzından çıkıyoruz. Yani kargas yani bodrumdan, çatıdan fark etmiyor. Şimdi bunlar ne alakası var? Gelen dersler eğer içeride onu onaylayacak, alacak sistem çalışmıyorsa, devre dişi ise, ne diyor, duyguları, efkarları, kainatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, mesela şu dersi dinleyen bir arkadaşımız düşünelim. Ömrüm biraz onlarla geçtiği için söylüyorum. Adam başka niyetle gelmiş. Şöyle dinliyor. O adamın bu dersten anlaması değil, kafasına 28'lik çiviyle çaksam da girmez. Girmez ya. Çünkü başka şey için gelmiş. Başka şey için. Bak bunlar geldiği zaman envar-ı marifetini getirdiği vakit kulaktan giriyor. Nefsinde yani insanlığında onu tasdik edecek, ışıklandıracak, idame edip devam ettirecek bir musaddık, tasdik edici bulamadıkları için gelen sönüyor. Niye sönüyor? İşaretçizden okuyacağım şimdi. Gelen her şey nefsinde, nefsindeki renkleriyle boyalanır. Arı su içer, yılan da su içer. Birisi bal akıtıyor, birisi zehir akıtıyor. Kur'an her şeye yol açık. Küfrüne bile yol açıktır. Bulursun. Yüdülü bir kesir ve yetti bir kesir. Bununla çoğunu dalalete, çoğunu idareti getir. Adam kuşu külliyattan istediği gibi bir kişi tevil eder kendisini. Nasıl yapar? İmayı, gizli, sari olmayan manayı sari yerine koyar. Sen de bilmiyorsun, gösterir orayı sana. Der ki, ha bak burada bak bunu ifade etmek istiyor. Küfrün istersen ondan da yol var. Hidayeti de istersen ona da yol var. Bak diyor ki gelen her şey nefsindeki renklerle boyalanır. Geliyor başka şey anlıyor. Ya sen gayret ediyorsun Allah Allah çok mu zorlandın ya buraya nasıl vardın ya. Ha, aklın gidiyor ya şaşırıyorsun. Böyle anlıyor. Mesela
İnsanların kurtulması için koca Kur'an'da cin suresi var. Risale'de mevzusu var. Bahsetsem evvel habiseden, yani şu YouTube anlatmayacağım da, YouTube'lara girmeyin, şeyler yapılıyor videolara. Diyorlar ki, bak diyor, bu cincidir diyor. Bu bilmem necidir. Allah'tan kork lan, bunun başında bir kere Allah yaratmış onu. Kur'an'da bir sure yapmış, Risale'nin de mevzu olmuş. Yani Müslümanları ikaz ediyorum yani, uyarıyorum, hatırlatıyorum. Ondan sonra başka bir nam etiket. Yani sen bu dersi dinlerken nasıl ona vardın ya? Ben senin iyiliğin için uğraşıyorum. Musallat olmasınlar sana. Yani biraz önce anlattım, kötü mü yaptım? Müslümana niye musallat oluyor da kafire olmuyor? Kafir bize zevk vermiyor diyor, kimse yok diyor. Karga sev diyor. Aynı o söyledi yani. Ben hem de reisleriydi. Bize bu zevk veriyor diyor. Ha ya bize niye böyle sıkıntı oluyor? Bundan dolayı kardeşim, şeytan seninle uğraşıyor. Şeytan gidip şimdi meyhanedeki adamla mı uğraşacak? Zaten bitirmiş işini. Neyin bitirecek ya? Bir tanesi için bana dediler ki, abi bunu dedi, yazdı, çizdi, meşhur. Böyle rezil televizyonda, televizyonda çıkıyor adam. İmanı gitmedi mi? Yok dedim, gitmedi. Nasıl gitmedi? İmanı yoktu ki gitsin. İman gitmesi için var olması lazım ya. Bir şey nasıl gider? Var olması lazım. İmanı yoktu ki. Onu söylemeden önce imanı gitmiş zaten. İçi bu yani. Demek ki içine mahsi hikmet gelse nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alır. Rüştü abi şöyle der. Sarhoşlara diyor ilahi dile, ilahi dinlettirmek bile yasaktır. Niye? Adam sarhoş. İlahi dinlese der, getir bir tane daha der. Çünkü ne gelirse gelsin adam coşmaya kumar. Getir bir tane daha. Coştum diyor. Bak şimdi ama neyle coştum? Bak, bak diyor ki masi hikmet gelse Resul'a bu kadar tebliğ etti. Niye tesir etmedi? Böyle bir adam bak. Masi hikmet gelse nefsinde abesiyeti mutlaka suretini alıyor. Hiçbir anlamı yok. Diyor ki bu cehil, bak Allah aşkına şuraya bak, okuduğum için söylüyorum. Ya Muhammed diyor, 30 küsür defa geldi. Eğer anlattığın gibi Allah varsa, dediğin gibi ahiret varsa, orada hesaba çekileceğimizi söylüyorsun. Ben dedi, o senin inandığın Allah'a diyeceğim ki, bunun suçu yok. Bana tebliğ etti hem de çok defa, ben iman etmedim. Anladın mı diyor, daha bir gelme bana diyor. Buradan ne çıkartıyorum biliyor musunuz? Ateistlik inkar değildir. Nedir o? İnkara inanmaktır. O da bir itikattır. Ustad ne diyor? Batıla itikattır diyor. İnkarcılığa inanıyor da ateistim diyor. O da bir inançtır. O da bir iddiadır. Bak ne diyor? Anlattığın Allah varsa, iddia ettiğin ahiret varsa diyeceğim ki ey Muhammed'in Allah'ı, Muhammed'in suçu yok, bana hep söyledin. Ama ben iman etmedim. Bu ne yaptı? İnkara niyet etti. Unutmayın, iman edenler iman edebilecekleri kadar delil bulduklarından olmadığı gibi, inkar edenler iman edecek kadar delil bulamadıklarından inkar etmiş olmuyorlar. Peki ne? İnkar edenler inkara niyet etmişler, iman edenler imana niyet etmişler. Ondan sonra o iman, İşare, remzi gibi deliller, ufak bir dersler, zaten hakikati geçiyor. Ama böyle bir şey geliyor, koluna giriyor, otobüste. Siz mesela Nurlan'ı tanımanıza, bir bak bakalım, bu kadar büyük bir netice, bak cemaati tanıdın, davayı tanıdın, asıl imamını tanıdın, koluna girdi. Ya bir çay içelim dedi okulda, ya iş yerinde. Ne kadar basit bir sebep ya. Peki nasıl oldu? Çünkü senin imana niyetin vardı. İlk önce seni arıyordu. 18. sözün başında söylüyor. O olaydan önce senin ruhunda bu vardı. Onun için bir şey söyleyeceğim de sakın kızmayın bana. Başımıza herkes, kendinize ben de dahil. Başımıza ne gelmişse geliyorsa biz hak ettiğimizi aradığımız şeydir. Neyi bulmuşsak aradığımız şey odur. Ya ben bunu aramadım ki. İnsan iki şeyle arar. Ya şuurlu ya fıtri. Fıtri neyi bulduksa onu arıyorduk.
fıtraten bunu arıyor. Şaşırmıyoruz. Ama eşantiyonel Allah muamele eder, inayet hassa deniliyor o. Demek ki mas-ı hikmet gelse, ya acayip ya, Resulullah anlatıyor ya. Peki bir ustadan misal vereyim. 100 tane mas-ı hakikatı diyor, benden dinledi diyor. Öyle mi abi? Gene inkar etti. Ustadı sattı. Gitti aşırı risalesini, gitti zındıklara teslim etti. Bak Said Nursi diyor, bunları yapıyor. Öyle demiyor mu abiler? 100 tane en az la kalıyor. 100 dersi hikmet, hakikat dersini benden aldı diyor. La Hasan ders yapmadı ona ya. Ustad Hazretleri Asır Mücidid'i yaptı. En az yani hakikat dersini benden işitti diyor. Öyle mi diyor? Ama adama yok da yok da. Yıkrağına Kur'an. Kur'an okurlar ama boğazlarına şey geçmez. Mas-ı hikmet gelse abesiyeti suratını alır. Çünkü şu aldaki enenin rengi şirk ve tatildir. Şimdi sebebini okuyorum. Şöyle koyayım. Altmışıncı sayfa mı diyor? Yok. 82 olması lazım. Bu başka bir yer. وَعَلَى سَمِهِمْ kulaklarına semi işitmeye mühürlenmiş. Niye mühürlenmiş? Duyuyor. İşitmiyor. Bakıyor, görmüyor. Tövbe, ters söyledim. İşitiyor, duymuyor. Bakıyor, görmüyor. Düşünüyor, anlamıyor. Kafirde düşünce var, tefekkür yok. Bak diyor ki, vâlâ sevmeyim, işitiyor, duymuyor. Diyor ki, kulakta zar, yani bu kadar şeyler oluyor da, biraz önce okudum ya, içeride niye tasdik edecek bir şey yok? Kulaktaki zar, bak insanın şu kafa anne karnına benzer, bak çocuğa benzer. Kulakta zar var içeride. Bozulmadan dersler geliyor, döllüyor. Ondan sonra doğum yerinden ağızdan çocuk doğuyor. Bu çocuk kelamdır. İşte Kur'an bunu Meryem suresinde İsa, Kelimullah ve Ruhullah aynı zamanda konuşmuş böyle çocukken. Onun için Kelimullah denmiş. Konuşmuş kelam, Allah'ın kelamı aynı zamanda. Burası bak çocuğun meydana getir yaratıldığı yer. Vahiy geliyor. Vahiy kulaktan ilk kafaya gelir vahiy. O beyni döller. O hakikat İsa'dır. Doğar kelam. O ölü gönüller de dirilir. İsa Aleyhisselam'ın amaları, cüzam hastalarını, ölüleri diriltmiş değil mi? Mucize olarak. İşte ölü gönüller çıkan ağızdaki kelamla diriliyor. Onu anlatıyor şimdi. Kulakta zar var. Meryem Aleyhisselam, Meryem anamız bir erkek olmaksızın kulakta bak zar bozulmadan vahiy ile döllüyor kafayı. Diyor ki, kulaktaki zar nur-u iman ile ışıklandığı vakit kainattan gelen manevi nidalar işittir. Lisan haliyle yapılan zikirleri, tesbihatları fehem eder. Gelir buraya, farkındalığını anlatır, farkındalığını geliştirir. Fark edersin, işitirsin.
Yani şurada sistem burada. Hani dedim ya, bir daha söyleyeyim. Ateistlik ilk önce Allah inkar değildir. İnkardan önce inkar ifadedir. İnkara niyet etmektir. Çünkü o da batıla itikattır der üstad. Hatta o nuru iman sayesinde rüzgarların telenumatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının nagamatını ve hakeza yağmur, kuş, sayrı gibi her nevinden Rabbani kelamları ulvi tesbihatı işitir. Mesela bir misal vereyim bunlarla alakalı. Başıma geçmiş, hayatın parçalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Bir gün Almanya'da bir cenaze evine gittim. Bununla yorumlamak için. Ama burayı dinlemenizi istiyorum. Benden önce haber gelmiş cenaze evine. Kim olduğumuzu biliyor. Felsefe öğretmeni varmış orada Türk okulunda. Öğretmenler var. Neyse oturduk. Hocam dedi, şu sohbete başlamadan önce bir soru sorabilir miyim dedi. Sor kardeşim dedi. Duyduğumuza göre nurcuymuşsunuz. Doğru mudur dedi. Doğrudur dedim ama en var ya Risale'de en küçük efradındanım. Dedi ben sana onu sormak istemiyorum dedi. Sana özel bir soru sormak istiyorum. Dedi ki bunlarla kal. Nurculuk sana ne kattı dedi. Sana ne getirdi? Ne yapayım o cenazemine nasıl diyecektim? Bu şöyle bir cenazem. Bununla alakalı dersimiz var bir saat. Dedim ki ben nurcu değilken ağaca bakıyordum, ağaç ağaçtı. Kuşa bakıyordum, kuş kuştu. Denize bakıyordum da deniz denizdi. Ne oldu dedi nurcu olunca? Baktım ağaca, ağaç ağaç değil. Deniz deniz değil. Kuş kuş değil. Yani bir Allah'a tefsir eden bir alim gibi vazifeye makamına geçti. Müfessir gibi Allah'ı tanımlıyor ve tarif ediyor. Bana farkındalığımı getiriyor. Bak nurcu değilken deniz deniz, ağaç ağaç, kuş kuş. Nurcu olunca meğer dedim ağaç ağaç değilmiş, kuş kuş değilmiş, deniz deniz değilmiş. Sonra dedim bu yolda devam edince bir baktım ki dedim üçüncü safa deniz denizmiş, ağaç ağaçmış, kuş da kuşmuş. Felsefe öğretmeni ya, ne değişti dedi. Ben değiştim. Yani ne anlatmaya çalıştım? Farkındalığımız artıyor. Farkındalığın olmasa nuru iman bizim farkındalığımızı arttırıyor. İmana niyet ediyoruz, gelen mas hakikatlarla dimağımızda anlam kazanıyor. Farkındalığımız artıyor, bak iyi dinleyin. Farkındalığımız artıyor. Farkındalığımızın zirvesi vefadır. Onun bir ilerisi imandır. Bak gelen hakikatler bizi tanımlıyor. Bizi tarif ediyor. Et ve kemikten olmadığımız tarif ediyor. Bize anlam katıyor. Farkındalığımız artıyor. Et kemik değilim, mevcudat değilim. Ruhsal hayata taşıyor. Farkındalığım artmasının ilerisi vefadır. Farkındalık vefa olarak ifade edilir. En büyük vefa insan kendisinedir. En büyük vefasızlık da kendisinedir. Sonra ebnaycısını ve Allah'adır. Genel hakikatler farkındalığımızı artırır. İnsan olduğumuzu anlatıyor. Çok yoksa senin insan olduğunu, kim olduğunu, kim neyle sana söyleyecek? İnsan olduğumu, farkındalığımı artıyor. Farkındalık, vefa, vefa. Vefa ulvi ruhların sıfatıdır. Onu sufli ruhlarda arama. Vefa sıfatı ulvi ruhların sıfatıdır. Onu sufli, alçak ruhlarda arama. İnsan olduğumu farkındalığımı artırıyor. Farkındalık vefayı, vefanın zirvesi imandır. İşte nuru iman sayesinde ben farkındalığımı nasıl artırmış? Rüzgarların terenumatını,
esmesini, ooo sesini, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarını, nagamatını. 32. sözde söylüyor. Ya Celil, ya Azim, ya Kebir. Ne kadar ismi esmalar anlatıyor. Ve hakeza yağmur, kuş vesaire gibi her neviden Rabbani kelamları, ulvi tesbihatı işitmeye başlar. Kulak zarı, nuru iman ile ışıklar. Ne? İmana niyet edeceksin, o kadar. Niyet o delillerden önce geliyor. Mesela niyeti daha güzel anlatır bu. Şeye geliyorlar, Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh'a. Diyor ki, ya Ebu Bekir, Mescid-i Aksa Kudüs ne kadardır? İşte şu kadardır. Bir ay gidiş, bir ay geliş. Tabi diyor, akıllı adamın söyleyeceği bu kadardır. Bu mu olacak diyor. Peki senin arkadaşın diyor ki, ben bu gece gittim, ondan sonra alemlere gittim, sonra geldim. Bunu nasıl inanırsın dedi. Biraz önce bak bunu söyledim. Biz ne derdik? Mezafer. Ne derdin abi sen? Ama şimdi tabii onu anlatıldığı için biz de öyle derdik ama aslında öyle değil. Biz derdik ki, dur bir dakika, herhalde yanlış anladın. Düşündük gibi. Ve nasıl? Belki onu düşündük böyle, bak diyemem. Yani dur hele ya, belki yanlış anladın. Ne dedi yani, ne anlatmaya çalıştı, manevi mi söyledi yani? Herhalde ceset dememiştir gibi. Veya en masumla derdik ki, ben bir sorayım de. He? Bir sorayım. Bir sorayım, bir konuşayım, ondan sonra sana söylerim. Ne dedi o? O mu söyledi? Doğru söyledi diyor. Bu neyin ifadesi? İmana niyet ettiği için diğerleri sorgulanamıyor. İnkara niyet ettin mi? İnkara. Mesela birisi vardı Kırıkan'da. Şey dedi ki, bir Nurcu'ya davet ettin, anlattı aylarca yakın akrabası. Bak beni zorlama dedi. Ne anlatırsan anlat. Dershanenize kırmızı halı bile serseniz gelmeyeceğim dedi. Yani gelmemeye niyet ettiği için hiçbir şekilde gelemez. Bunu şeyde söylüyor, Lemat'ta diyor ki, güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen de hayatından elem alır. Niye durdun? Uyumadı değil mi? Şimdi bak bir daha söyleyeyim. Güzel gören, güzel düşünür. Bak nereye götüreceğim. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel de nedir? Allah'ın güzel dediği şey. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Bu mümkün değil. Kural ilahi. Yani doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Düşünce kendisi neticedir. Eylemdir. Kuvvettir yani. Şimdi kuş sahir gibi her neviden Rabbani kelamları, ulvi tesbihatları işitir. Niye işitir? Niyet etmiş. O mu söyledi? Doğru söyledi. Ondan sonra hikmetini soruyor. Ya Resulallah nasıl oldu? Miracın mübarek olsun. Acaba doğru mudur diye hiç sormadı. Nasıl bir iman? Nasıl bir iman? Sıddıkiyet iman. Nasıl bir iman ya? Önceden iman etmiş imanına. Ne yapmış? İman etmeye iman etmiş. Peki diğeri? İnkara iman etmiş. O imana iman etmiş. Ya. Sanki kainat ilahi bir musiki dairesidir. Musiki ya. Her taraftan bir nağ. Aynı nota. Mesela bir orkestra şeyi düşünün. Bir sürü çalgı aletleri var. Sesler farklı ama aynı notayı vuruyor. Aynı notayı vuruyor. İnsanı da Mevlana ney olarak benzetmiş? 6 tane deliği var üstte. İçi boş ya. Dibinde de bir tane de nokta şey var, delik. Öfürme aynı. Öfürme, çalan aynı. İlahi çalar. Aynı adam türkü çalar. Aynı nefes. Sebep, şey, farklılık şurada. Parmaklarla notayı farklı çıkar. İnsan içi boş olursa gelen hakikatleri alıyor. Almışsak şimdi, yok bugün maç var, yok şey var, siyasetten,
Kafa doluysa, o ney içi boş olması lazım ki ses çıksın. Dolu olursa çıkmıyor. Diyor ki, şu kainat ilahi bir musiki dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terenumatla, kalplere hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalpleri, ruhları nurani alemlere götürür. Pek garip misali levhaları göstermekle. Yani sen bir şey yapmıyorsun. Buna niyet ediyorsun. Girenler, içeriye girenler kendisi işlevine geçiyor. Örnek vereyim. Bazılar diyor ki ben Risale-i Nur anlamıyorum. Bak şu suyu gösteriyorum veya patates yemeği düşünün. Patates yemeği yedim. Ne var patates yemeğinin içinde element olarak? Bilmiyorum. Soğanda ne var bilmiyorum. Hangi kalsiyumu var, magnezyumu var, kükürt mü var bilmiyorum. Biz yediğimiz yemeğin içerisindeki elementleri bilmesek faydasız mı oluyor? Anlamsız mı oluyor? Sen bil bilme önemli değil. Sen içeriye sok, onu tanımlayacak, tasnif edecek, onu bilecek içeride sistem var. Soğanın içinde ne var? İçeride. Sen bilmeyeceksin. Bilsen de olur, bilmesen de olur. Bilsen de aynı şekilde. Senin gayen içeriye sokmak. Kim anlayacak onun soğanın içinde ne var? Başka bir sistem var bende. Sen de Risale-i Nur'u içeriye sok. İler şeyini anlayacaksın değil. Anlayacak yerler var o. Onlar tasdif edecek. Onlar alacak. Alacağını alacak. Sen sok içeriye. Kur'an da öyle. Bakıyorsun böyle okuyor. Hüzünleniyor. Oysa ahkam ayeti. Ama o tarafı da aktif etmiş. Demek ki imana niyet edilirse türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terenumatla kalpleri, hüzünleri ve Rabbani aşkları intiva etmekle kalpleri, ruhları, nurani alemleri götürür. Mesela adam bunu yapmasa, yani içinde başka şeyler doluysa ne yaparsan yap. En ileri ders nedir? Kabir değil mi? Adam kabire amcası gömülüyor. Amcası. Çok anlattım, 100 defa da anlatacağım. Yanındayım, bilmez bu hoca. Ama ben ona yardım etmeye geldim, o mahallenin hocasına. Dürtüyor. Baba, alıyor amcasını haklı olarak. Ne oldu diyor, ara veriyor gülmeye, çağlamaya. Dedi ki, o yatırmadı ufak şeyi diyor, beyaz eşya almış galiba. Bunlar beyaz eşya bayız. Sonra dönüyor, düşünüyor aldarken, düşünüyor. Gidin arkasını yazdırın diyor, ben buradayım, idare edeceğim sen şunu. Ağlamaya devam ediyor. Yani penil gibi kesiyor, uçak gibi inmiyor piste, helikopter gibi inip kalkabiliyor adam. Şimdi bu adama, inip kalkabiliyor, uçak gibi inmiyor. Yani bir insan duygular, mesela ders bitiyor, hemen bu dersten sonra hemen hiç alakasız en kesik mevzuya girebiliyoruz. Aynıyız yani, o cenazeye münasebet yapma. Helikopter gibi indi. Bu ders bitiyor. Ne yapıyor lan? Arabanın ne kaçı sattı? İran ne oldu? Ne yapıyor? Yağmur burada şey oldu. Tam da hiç mi bir şey yok yani? Hiç bunun kriteri yok mu yani? Bir müzakeresi yok. Pat diye bu dersten sonra ona nasıl geçtin yani? Çok acayip. Bu ne, niçin? Dersi dışarıya taşımayın. Biziz biz. Zihinler allak bullak. Haberlerle. Tarafkirliğimiz acayip. Bilmeyecek miyiz? Bildiğinde ne oldu? Zihnin dağmadan olmasında. Kalpler, ruhları nurani alemlere götürür. Pek garip misali levhaları göstermekle o ruhları ve kalpleri lezzetlere, zevklere gark eder. Fakat o kulak küfür ile tıkandığı zaman o leziz, manevi, yüksek saflardan, seslerden mahrum kalır. Küfür ile tıkandığı zaman. Bakın, 3 tane tabir var. Şirk, küfür, şirk, küfür, dalalet. 3'ü. Hiçbirisi de Allah'a inkar değil. Mesela şirk, Allah yoktur değil. O var ama bu da var.
ortak, koşmak. Küfür ise Allah'ı inkar değil, unutturmak, örtmek. Dalalet ise o yol, bu da yok. Küfür, varı kapatmak olduğu için maziye bakar. Şirk ise andadır, ortak koşmaktır rububiyetine. Dalalet ise gayril mağdubi alemele dalindeki dalalet, istikbale bakıyor. O yol, bu da yol. O lider, bu da lider. Şimdi eğer küfür ile tıkandığı zaman inkar etmiyor ama kendine göre onu değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Mas hikmet gelse, Kur'an ayetleri gelse yılan gibi su içiyor, zehire dönüştürüyor. Arı su içiyor, bala dönüştürdüğü gibi ustadın verdiği misal. Peki eğer tıkandığı zaman iç alemde bu derslerle ne oluyor? Veya evrat olur, eskar olur. Kapıları diyor, 506 sözlerde diyor ki, böyle bu derslerle, sohbetlerle kapıları vuruyorsun alemlere. Bir vuruyorsun, iki vuruyorsun, misafirliğe gidiyorsun. Bir de bakarsın ki onlar iade-i ziyarete geliyorlar. O alemler diyor, iade-i ziyarete geliyor diyor. 506'da geçiyor bakın. Peki, acaba bize geldiler mi, geliyorlar mı? Bak şurada hemen o cümleyi okuyayım. Diyor ki, yani o zişur avalim ulviyede, böyle sohbetlerde, ruhiyede, cismaniyede gezer. Yani o zişur, o zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi, o alemler dahi o zişurun mirat ruhuna misafir olup, irtisam ve temessül ile geliyorlar. Geliyorlarla yola çıktım, Mevlana ile alakalı bir şey anlatayım. 15 senelik talebesine dedi ki şeytan, sen kaç seneden beri buradasın dedi şeytan. İnsan suretine girmiş, 15 sene. Sen ya hep Allah dedin, ya Rab, ya Rab dedin. Bir defa sana Allah dedi mi, ey kulum. Sen 15 sene diyorsun, ne acayip bir mantık yürüttü değil mi şeytana bak. 15 sene ya Rabbi dedin, bir defa o sana buyur ey kulum demedi. Neden nereye çalışıyorsun dedi ya. Adam çekip gitti, medreseyi bırak. Mevlana neyse dağdan iniyor, ona ikaz ediliyor, neyse arkasına koşuyor. Bizimle alakalı bir şey söyleyeceğim. Emirdağ'da geçer. Sonra Mevlana o talebesine bunu sorunca niye gidiyorsun? O da böyle dedi. Bak ya, ya ustad, ben 15 seneden beri ya Rabbi dedim, o bir defa buyur ey kulum demedi. Mevlana diyor ki, ne acayip manidar ya. Risale'demdeki cümleyi de söyleyeyim. Sen diyor, ya Rabbi diyemezken, deme ihtiyacın yokken, sana bunu ihtiyaç olarak koyan ve sana dedirten, kalbine ruhuna bu meyli verip, sana ya Rabbi, ya Rabbi dedirten, sen ya Rabbi demeden önce buyur ey kulum demiş olmuyor. Sana söylettirmese sen nasıl söyleyecektin? Sevdirtmese nasıl sevecektin? Ustad da diyor ki, biz ücretimizi almışız diyor. Peki ücret nerede? Mükafat nerede? Hizmetin içinde. Buraya gelmek, cevap bekleme. Buraya gelebilmek onun cevabıdır. Burayı isteyeceksin, gelebileceksin fiilen. Sana istetip de seni isteten, o istetiyor, sen istiyorsun. O getiriyor, sen geliyorsun. Sen buraya gelip buradan ortaya çıkacak bir şeye bir şey beklemek ücret değil. Bu hizmetin kendisi ücret. Ama tabii bize şantiyondan da istiyoruz. O da yani insanın acizliği. Ama ücret nedir? Buraya seni getirtmesidir. Bu kadar insanlar şu anda nerelerde? İnim inim inliyor. Şimdi bir yerde şimdi gelirken telefon etti. Telefon etti Çorlu'dan, sanayi, fabrikatör. Şimdi dedi abi de bununla alakalı. Bugün dedi birisine denk geldim dedi. Böyle bir lüks bir yerde. Et yenilemeye. Neyse geçerken geldi dedi. Tak omuzuma vurdu. O falan. Oğlum dedi ki ya dedi ne yapayım? Ya dedi gel canım sıkıldı dedi. Adam deva. Canım sıkıldı dedi. Ya biraz moralim bozuk dedi. Biraz dedi mutlu olmak için et yemeye geldim. Bak et yemeye mutluluk arıyor.
bulamıyor ki böyle dersleri. Anlıyor musun? Onun için örnek veriyorum. Bak, sen bunu bilmezken sana bildiren, istemeyi de daha beceremezken isteten, yürüten, getiren, bu hizmetin sonunda olacak mükafatı sana önceden veriyor, bundan oluyor. Yani biz ücretimizi, mükafatımızı peşin almışız diye. Ya şu anda mesela mutlu değil miyiz? Elhamdülillah. Çok şükür. Ne yapıyor biliyor musun şu ders? En azından şu 40 dakika. Allah ile ve ahiretle ümitli yapıyor. Çünkü şeytan bu derste bizi cehennemle tehdit edemez. En azından bu derste Allah ile ve ahirette ümitli yaşattırıyor. Elhamdülillah. Bundan daha büyük nimet ne olur? Şimdi dünya, ben dün Tuzla'da bir ders yaptım. Dersin konusu şuydu. Tükenmişlik sendromu var. Bu psikolojide bir tabir. Dünya patlama olmuş kardeşim. Bitmiş. Nedir o? Tadı yok, tuzu yok, hayat anlamsız, içini doldurur. Öfke, doyumsuz, hırçın. Ben ne verirsen ver. Bu pendiyi ver, İstanbul'u ister. Hiçbir şeyle doymaz. Hiçbir şey canı istemiyor. Koltukta kalıyor. Yatakta kalıyor. Telefonda kalmış. Bir şey canı istemiyor. Bu Avrupa'da, Asya'da korkunç, Müslümanlarda o kadar yokmuş. Ben bilerek söylüyorum bunu. Adamların kitabında okudum. Diyor ki, bu tükenmişlik sendromu. Doktor doktorluk yapıyor, oturuyor, şeyle meşgul ediyor. Bir şey, motive olmak için bir şeyler dinliyor. Ya bitmiyor, içeride bir enerji yok. Tükenmişlik sendromu bu. Yani bir şey yapacak, istiyor yapamıyor. Kalkamıyorsun. Namaza kalkamıyor. Radına yatsı okundu, kalk. Kalkamıyoruz. Bize de girmiş bir yer. Tembellik, öfke, doyumsuz, tatminsiz, kendini yalnızlaştırma, kimse beni sevmiyor gibi ister. Bunun çaresi nedir diyor usta? İmanın kendisi enerjidir. İman nurdur, hem kuvvettir. Girdiği zaman aydınlatıyor, güç veriyor. İman. Konu oydu. Peki ne yapar? Aklımızı iman vahye bağlar, vahye bağlanan akıl tevekkül eder, tevekkül eder. Tevekkül edince de insan hadisatın tazikatından, işte biraz önceki anlattım, onu anlatmak için söylüyorum. Allah ve ahiret de seni ümitli kılar. Allah ve ahirette ümit de, mesela kanser, vefat, cenazeler gördüğümüz zaman hemen tutunacak bir şey veriyor ölümüze. Onlar ne zaman anlaşılır biliyor musun sevgili kardeş? Bu sıcak odada, şey salonda, ders değil de böyle bir yakınımızın hastanede refakatçılığı, bir yakınımızın vefat etmesi, rapor vermesi var ya, kanser oldu biliyor musun? O zaman göreceğiz bunu. Diyordum ki Ataman, Atakan, hadi derse gidelim kardeş, zamanım yok abi de. Karton fabrikasının sahibi. Babası vefat edince üç kardeşlerim mi tarzı? De baba. Zaman, ya yapma. Dedim ki zamanı verene zamanın mı yok? Bir gün telefon etti. Ama sesi gitmiş gibi. Dedi ki abi bu akşam nereye gidiyorsun? Götüreyim seni. Biliyorlar arabam ya. Ben de öyle şaka gene takıldım. Ulan bu kadar dedim, derse gidelim, derse gidelim. Zamanım yok, zamanım yok. Ben de hep onu derdim yani. Zamanı verene zamanım yok. O bana telefon etti yani, derse gidelim. Ben de dedim ki keşke demeseydim yani. Allah rahmet eylesin. Dedim ki bak kafana ne düştü ki bunu bana söylüyorum. Bugün derse gidelim. Ya abi hemen kırma kalbimi ya. Ya bir şey demedim, bir şey kafana bir şey mi düştü ki derse gidelim. Yok abi, hem de en uzun olsun. Anladım ki arabada sohbet edeceğiz. Meğer Çapa'da saat 10:30 gündüz sabah raporu vermişti. Leküm dinüküm veli yedin. Veled dalin amin. Allah yolunu açık etsin. Tahliye raporun bu. Kansersin, her taraf sarmış. E ne yaptı? Abim. Oyacayım. Abi bu akşam nereye gidiyorsun abi? Derse giderim. Beni de alsana yani. Götüreyim seni. El freni çek, takoz koy. Evet makbuldur ama o kadar makbul. O kadar makbul. O zaman tutunuyorsun işte bu derslere. İyi ki var diyorsun.
Hemen arıyorsun böyle. Nereye tutunayım? Cemaatin şahsi manevisi, dersler, evlatlar, eskerler. Ona kaza namazlarıma başlamıştım elhamdülillah. Başlamıştım bir kere. Ama rapor verdi doktor, tamam. Allah yolunu açık etsin dedi. Vallahi niyet ettim kazayı kılmaya. O kadar olur işte. Olmadı işte. Hemen kaza namazına başlaman lazım. Yumurta dayandığı zaman tamam olmuyor. Ben de varım diye. Fakat ondan sonra kalkıyor. Böyle bir başkalarını da görmüştüm. Allah beyin kanseri düzeltti. Bir baktım ki derslere gelmiyor. Bu insanoğlu ne galiptir ya. Raporu verdiler. Hemen benden önce derse götürüyor beni. Biraz düzeldi. İyiyim diyor. Zamanım yoktu abi diye. Fabrikaya çok ara vermiştik diyor. Şimdi fabrikaya çok ara vermiş. Onun için fabrikadayım. Ya götüreceğim. Abi haftada bir yapalım. Hani her gün götürüyordum. Yapmamak lazım arkadaşlar. Kaza namazına başlayın. Videolarla muhatap olmayın. Haberlerle berbat olmayın. Yapmayın. Bunu diyen de pek kimse kalmadı. Hatta bazılar belki içinden kızıyor. Şu yuvasını, şu şeye bak ya. Ya merak etme, senin bildiklerini ben de biliyorum. Ben Risale okumadan önce Karl Marx okumuşum. Anladın mı? Gerisi sen de okumuş. Sen burayı biliyorsun. Okuduğun kitabın ben belki 3 katını okumuşum. Bir şey anlatmak için. Haberi de büyüyor. Sakın içinden itiraz olmasın. Haber dediğine dinleme kardeş. Ben 1980'den beri dinlemiyorum açık. Ne olmuş ya, ne eksik var, benden fazla mı biliyorsun? Dinleme. Aklını dağıtır, manevi bir divanı olur. Kalbini dağıtır, manevi bir misli olur. Tarafkir, dost, düşman birbirine girmiş. Surette gözüktüğü gibi değil hiçbir şey. Hiçbir haber surette olduğu gibi değil. Yalan. Vitrinde oynayanlar farklı, arkası çok farklı. Lisan-ı siyasete lafız, mananın doğrusudur. Doğru mu? Yanlış söyledim. Lisan-ı siyasette lafız mananın tersi, zıttıdır yani. Yapacağız diyorsa yapmayacaklar. Bu böyle oldu, bu bunu yaptı. Yalan, arkadan film çeviriyor. Ondan sonra dostu düşmanımız birbirine giriyor. Allah dostuna düşman, düşmana dost yaptırıyorlar bize. İmanımız gidiyor. Ki kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Ne demek? Dost, Allah'ın dostunu kaçırıyoruz. Allah'ın düşmanına dost yapıyor, gidiyor. İman gidiyor. Allah'ın düşmanına dost yaptırıyorlar. Yani böyle vitrinlere bakmayın. Tiyatro oynuyorlar. En müsbetine dahi hakiki dindardan, hakiki siyasetçi, hakiki siyasetçiden hakiki dindar olmaz kardeş. Fasık yani. Günahkarlar. Film çeviriyorlar. Uzak durun. Ama haber dinlemek fıtri ise ki doğrudur. Haber bülteni var. Ben size onu söyleyeyim. %100 doğrudur. Ne okuması lazım? Sikke-i Tasdik-i Gaybi kitabını okuyun, haber bülteni kıyamete kadar ümdeleri koymuş. Şu taş, şu taş, şu taş. Aradılar sen. Okuyayım, keseceğim. Demek ki kulak küfür ile tıkandığı zaman, yani küfre iman ettiği zaman, önceden karar verdiği zaman ne gelirse gelsin. Ne gelirse ben bunu iman etmeyeceğim ya, bu cehil gibi dediği zaman ve ben bununla meşgul olmayacağım. Ben şimdi mesela adam gelir bakayım ne yapıyorlar yani. Dinleyin. Anlamaz ki ya. Çünkü vermez bunlar. Açmaz kardeşim, nazlıdır. Kıza mehir vereceksin ki haram helal olsun. Bunların alabilmenin mehri sana mal olması dikkattir. Art niyet olmayacak adam gibi dinleyince. Alırsan alırsın, alamazsan alamazsın. Demek ki kalp ve küfür ile tıkandığı zaman o leziz, manevi, yüksek saflardan mahrum kalır. Ve o lezzetleri iras eden avazlar matem seslerini inkılap eder. Yani o dersler bakın, bak ne anlatıyor, kaçıncı sırdaysa bu ne anlatıyor. Öyle demeye başlar yani, dalga geçer. Bu acayip acayip şeylerden bahset falan ya. Böyle. O avazları ne yaparmış bak, o küfür ile tıkandığı zaman o ruhları, kalpleri, lezzetleri zevk ederken onlar bunlardan sıkılır. Bak şurada bir yer var, çok garibinize gidecek, çok ama inşallah bulurum. Niçin derse getirdiğimiz bir adamı
hani yeni birisini getirdik. Hani merak ediyorsun, hani ne oldu diye. Niçin böyle çıkınca ne anladın diye de 45 dakikalık ders oldu. Soruyorsun, ne anladın? Tamam, boşver dersi de o lambalar nereden geldi? Hani toplamıyordunuz, o halı nereden geldi? Hiç alakası yok, abuk subuk şeyler. Geldi gitti eşit yani adam. Niçin biliyor musunuz bak? 736 sözde sifona vermeyin. Bir dersten bir hissemiz az olursa şu. Kamilin insanların zevki mahallesini hoşnut eden bir halet, yani kamil insanları, yani insan olmaya niyet edenlere verilecek şu dersleri, çocukça bir hevese, sefisçe bir tabiat sahibine hoş gelmez. Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen bir zevki sufli, rezil, televizyonun, internetin en sufli, en alçak videolarına muhatap olmuş bir insan, sefi, hem nefsi ve şehvani içinde beslenmiş bir ruh, beslenmiş bir akıl ve kalp, bu derslerin zevki ruhi bilmez. Almaz. Neyi bir de okuyayım. Diyor ki, onları eğlendirmez, bu hikmete binaen bir zevkli sufli, sefi, hem nefsi ve şehvani içinde tam beslenmiş zevk-i ruhu bilmez. Ne okudum? Ya bana bir şey tesir etmedi. Suçu karşıdan arama diye okudum. Kendinde ara. Çünkü bir hakikati tanımak için 5 tane şart lazımmış. Yani bir dersin tesir etmesi için. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam kadar güzel tebliğ eden olur mu? Peki onun zamanında görenler iman fazla mı ettiler, görenler inkar mı ettiler daha çok? Hangisi daha fazladır? Hatırlayan var mı? Ama şimdi biz ne diyoruz? Biz Resulullah zamanında gelseydik, iman ederdik. Vallahi senin bu kaziyene göre Peygamber aleyhissalatü vesselamın görenler çoğusu kafir oldu. Çoğusu inkar etti. Kaçta kaçı iman etti biliyor musun? Beşte bir. Beşte bir. Bak tebliğ, bu derslerin tesiri, konumuz o ya. 5 tane şart lazım ki tesir etsin. 4'ü dinleyene, 1'i konuşanadır. Bunlardan bir tanesi. 1. 406 metni sözlerden okuyorum. Kur'an'ın gösterdiği o hakaik ilahiye. Kur'an gösterdi. Tamam. O hakaik kevni beyandan sonra Kur'an, 1. Safayı kalp. Birinci kalp nefes alacaktı. Günahlarla beslenmiş kalp. Darmadan olmuş kalp. Safayı kalp. 2. Teskiye-i nefs. 3. Ruhun terakkiyatı. 4. Aklın tekemülü. Bir de Kur'an'ın beyanıdır. Ondan sonra beşerin okulu sadak dediler. Yani 4'ü karşıya. Yani akıl. Bir şey yapayım bakayım. Safayı kalp olacak. Yani günahlarla rezil olmuş. Gelse ne olur arkadaşlar? Tak teyit geçiyor. Buraya çak teyit geçiyor. Yani. Cimel mi ne diyorlar? Oradaki şeyi elektronik devrilir, devre dışı yapıyor. 1. Safayı kalp. 2. Teskiye-i nefs. Yani ben eksiğim. Ben kusurluyum. İhtiyacım var benim. İhtiyacı hissetmesen bir şey alamazsın ki. Alamayız ki bu kitapta. Bir tanesi oturmuş. Bakalım ne diyor diyor ya. Said Nursi ne diyor diyor. Bilir ki şeyti. Bakıyor tenkiti diyor. Hiçbir şey alamaz ki ya. Değil bundan. Kur'an'ı bu niyetle okuyor. Anlamaz ki. Demek ki teskiye-i nefs, yani nefsinin ihtiyacını hissedecek. Ustad diyor ki, hissetmeyene vermeyin, hediye de etmeyin. İhtiyacını hissetmeyene verme, koyar kenara. Nasıl hissedeceğiz? Ya böyle ihtiyacını ifade edecek veya hediye verme. Parasını al, parasının derdinde değiliz. Bakayım, veriyorsa muhtaçtır, müşteridir. Üçüncüsünün ruhun terakkiyatı, ruh sefi olmayacak, hepten hepten. Bir de aklen müsait olacak bu hakikate muhatap olabilmesi için. Yani kısacası bu derse geldiği zaman dinlerken benim ihtiyacım var. Ben muhtaç. Akın bir tanesi ne dedim, ya derse gelip de ne yapacağız dedi. Ne yapacağım dedi. İçin, dedim ya belki ölürsün dedim ya, bakarsın ölürsün de. Peki ahiret işine yarar ya. Belki ölürsün. Öyle bir
Bir tane başka birisi vardı. Dedi ki ben ahirete inanmıyorum dedi. Doğru dedi. İşin en garip sana olacak dedim. İnanmadığın yere gidiyorsun. İnanmadığın, yok dediğin yere gidiyorsun. O çok garip olacak. Abi dedim inkarın o değil. İnkar adam gibi inkar et. Ben inanmıyorum dedi. Yani ahiretin olduğunu sen de biliyorsun. Çünkü niye? Ahiret yoktur diyorsun. Bak ne yoktur? Şu yoktur. Bak burada sığır yok. Sığır inkar değil. Sığır burada yok. Bir şey inkar edebilmen için onu kabul etmen lazım. Kulak küfür ile tıkandığı zaman bitiyor arkadaşlar. O leziz manevi yüksek saflarda mahrum kalır. Beş tane şart. Ve o lezzetleri iras eden avazlar matem sesine geçer. Ya ne anlatıyor ya? Diye. Kalp de o hüzünleri yerine ahbabın fıkdanı ile ebedi yetimlikler. Malik'in ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gülbetler hasıl olur. Peki ne yapacak? İnsan sıkıntı. Bakın bu sıkıntı olanlar videolara nereye giriyor? Batsın bu dünya, perişan ettim, mahvettim, bittim. Hep yetimlikler. Buna arabek istiyorlar, bilmem ne diyorlar. Tamam. Bak üç tane şey söyledi. Bir, kalplerin o hüzün olunca ne oluyor? Ahbabın, ahbap bulamıyor. Hakiki dost, yetim bu. Esas yetim anne babası olmayan değil. Ahbapsız. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bile sıkılmış. İnsandır. Ne yapmış? Beş tane sıkıntı çeşidi var demek ki. Beş altı tane. Farklı yöntemle çözmüş. Bir sıkılmış, bir Hatice'siyle radiyallahu anh ile sohbet etmiş. Bir sıkıntı çeşidi ki ona oluyormuş. Ebu Bekir Sıddık'la radiyallahu anh'la sohbet etmiş. Bir sıkıntı çeşidi var. Ne yapmış? Ezan okutmuş. Bir sıkıntı çeşidi var. Kur'an okutmuş. Estağfurullah ya Resulallah, Kur'an size geldi dedikleri zaman evet tamam ben başkasından işitmeyi severim demiş. Bir sıkıntısı vardı ki neyle götürmüş? Namaza durmuş. Bizatihi kendisi Kur'an okumuş. 6-7 tane. Şimdi ahbapların yoksa tilaveti Kur'an, Münacat-ı Rahman, sohbet-i ihbar. Eğer o ruhta meyil olursa ahbaplar olur. Eğer yoksa ahbabın fikdaniyle insan yetimlikleri sever. Mesela ben size, siz de benden ahirete gittiğimiz zaman birbirimizden kopamayız ki. Birbirimizi isteyeceğiz. Ya burada arkadaşlarımız vardı ya, dostum vardı ya. Hani yetimlikler var ya, yetim hissetmek. Yani şöyle diyeyim psikolojide, beni kimse sevmiyor. Kimse beni onaylamıyor. Ben yalnızım. Yani sevilmediğini, sahiplenilmediğini, bu aslında en büyük belası değil mi? Sahiplenilmemiş, sevilmemiş, korunmuyor. Kendisini yalnız hissediyor. Bu yetim. Sonra, yani bir de Allah aleminde yok. Malik'in ademiyle içeride vahşetler yanar. Vahşet ne demek biliyor musunuz? Helikopterle ben safariye, Afrika'ya götürsem. Seni götüreyim. Örnek sen ol. Sen. Ha. Şimdi indirdim seni. Timsah saldırdı. Timsahın ölüm şeklini biliyoruz. Kaçtın ondan. Sırtlan var. Hayal yerlerinden götürüyor adamı. Aslan var. Orada bir sürü kobra ilanı var. Hangisiyle ölümünü tercih eder? Aslan. Aslan direkt boyu. Hiçbirinden kazanır. Harika, doğru söyledin. Peki, daha gitmeden bir tanesiyle kalırsın değil mi? Bir tanesi kapsın. O daha kapmadan gözünü kapa. O anda ne hissedersin? Ha bir tanesi kaptı buradan mı oradan mı falan. O andaki haletin adı vahşet. Allahsızlık ruhu bu. Onun için saldırıyor bunu falan kırıyor, çıldırıyor mu? Kendisini kesiyor. Lan benim dişi şey tırnağınız ağrıdığı zaman doktora gidiyoruz. Adam nasıl kendisini kesiyor, intihar edebiliyor kafanı. Yani şu içinde ne kadar vahşet, kaos, dehşet var ki intihar çare görmüş. İntihar ne? Çare. Neyin çaresi? Şu içeriden kurtulmanın. İntihar çare ise içini hayal et. O Malik'in ademinden, Allahsızlıktan, ahbapsızlıktan yetimlikler.
maliksizlikten vahşetler. İstediği ebed arzusu var ya, sonsuz ahireti istiyor. Onlardan da dehşetler hasıl olur. Yani beka istiyorum. Niye kafir Allah'ın düşmanı? Beka istiyorum. Beka donanımı taktın bana. Niye faniye koydun beni? Niye istediklerimi vermiyorsun? Niye kanser yaptın? Niye beni öldürüyorsun? Oysa bu isteklerinin ertelemesini, örtelemeyi bilmiyor. Demek ki yetim, ahbapsızlıklar yetimlikler doğurur. Allahsızlıklar, yani aleminde vahşet, gurbetsizliklerle de dehşet doğurur insanların. Bu sıra binaendir ki şeriatça bazı saflar helal, bazıları da haram kılınmıştır. Evet, ulvi hüzünleri, Rabbani aşkları iras eden sesler helaldir. Yetimhane hüzünleri, nefsani şehevatı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır. Biraz belki zamanı uzattık. Hakkınızı helal edin. Allah iki canda aziz eylesin. Amin. Bizi kendisine kul, peygamberine ümmet, ustadımıza da talep eylesin. Risale-i Nur'un hakikatlerine muhatap olmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı ve selavat.